Şimdi Perihan Getmez'in Giresun Bulancak ilçesindeki Perihan Getmez'in cinayetini konuşacağız. Artık kayıp, şüpheli kayıp demiyoruz. Bir cinayet, çünkü cinayet dosyası cinayet büroda sevgili izleyiciler. Damadı gelsin, Kumral Bey gelsin, oğlu Özkan gelsin lütfen. Buyurun gelir misiniz? Gel Kumral Beyciğim, hoş geldin. Merhaba. Özkan hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Siz yerinize geçerken bir hatırlatması girsin hemen. Buyurun oturun. Oldu ya da hayatına son verdi. Abini şüpheli buluyor musun? Özgür annenizi dövüyormuş. Dövdüğünü inkar etmiyorum. Ben ölmüştür diye tahmin ediyorum. Veya öldürüldü. Kim yaptı peki? Mustafa Getmez'in kızından çok çekiniyordu. Saniye diye bir kızı varmış. Evet, ondan çok çekiniyordu. Korkuyor muydu ondan? Tehdit ediyordu. Evet. Bir de oğlundan çekiyordu, oğlunun birinden. Yani. Demiray'dan tehdit aldığını söylemişti bana. Peki abin Özgür'den şüpheleniyor musun? Eser Güller ama ölüm şüphesini pek düşünmüyorum. 13 Şubat 2018 tarihinde üvey babasıyla beraber kardeşin Özkan Mustafa Getmez'le gidip kaybolduğunu söylüyorlar. Ama bir gün öncesinde Özgür 12 Şubat 2018 tarihinde sabah saat 8'de annenle ilgili sabah 8'de gidip annenin kaybolduğu ihbarını yapıyorsun. Özgür. Mustafa Getmez annemi defalarca dövdü. Hı hı. Annem bunu üç kardeş bize dedi ki Mustafa Getmez'den ve çocuklarından şüpheleniyorum dedi. Annenizin dosyası artık cinayet büroda. Yani devlet annenizin öldürüldüğünü düşünüyor. Evin altında avize fırını vardı. Hani bana soruluyor ya Özgür, annen acaba ölü mü sağ mı ne düşünüyorsun? Ben dün akşamdan beri uyku uyumadım. Diyorum ki acaba annemi Mustafa Getmez hastaneden kimliğini almaya geldiğinde öldürür de fırına atar mı? Bu da geldi aklıma. Bu olayda, bu cinayette ne benim ne kardeşlerimin, öz olsun, üvey olsun haberimiz yok. Vallahi çok enteresan. Yani dün Kumral Beyciğim, kayınvalideniz, üvey kayınvalidenizin cinayet büroda dosyasının alındığını ve cinayet büronun, emniyetin cinayet bürosunun baktığını söyledikten sonra inanılmaz, acayip bir iddia gündeme getirdiniz. Şimdi biz o evin önündeyiz. Yani Özkan'ın Özgür ve Özcan'la beraber yaşadıkları, üvey kardeşlerine ait olan Tuncay'ın evinin en alt katında işte bir fırın varmış gerçekten. Oradayız. Bu arada Tuncay dedi ki biz arkadaşlar bir sessiz olur musunuz lütfen? Bir sessizlik istiyorum. Oradaki alt kattaki fırına, alt kattaki yani fırına gidip bakalım dedik. Tuncay bir anahtar bende değil başkasında falan bir sürü bir şey söyledi. Ama biz o fırını öyle de böyle göreceğiz bir şekilde. Şimdi bir görelim lütfen. Özge Hanım orada, sizin eşiniz. Muhabirimiz Murat'la beraber oradalar. Özgeciğim o fırının önündesin, geleceğim birazdan sana. Ama eşin çok önemli bir iddiada bulunuyor. Onu bir konuşalım istiyorum. Dün akşam bir telefon trafiği olmuş Kumral Bey. Evet. O telefon trafiğini, bu arada Özgür, Perihan Hanım'ın oğlu Özgür telefon hattında. Özgür hatta mısın? Evet, tamam. Hanımefendi, iyi yayınlar. Teşekkürler. O dönemdeki verdiğin ifade de şu anda bende. Bütün bilgiler bende. Çok enteresan bilgiler var. Hepsini açıklayacağım. Özkan'ın anlattıklarıyla senin anlattıkların arasında dağlar kadar fark var. Onu açıklayacağım. Özkan'ı da lütfen görelim. Özkan ekranda olsun sürekli. Şimdi, dün nasıl bir telefon trafiği oldu? Akşam saat... Özgür kimi aramış? Özgür aramamış. Akşam saat 8.30-9 civarında, hı hı, bu adamın büyük oğlu aramış. Özgür aramış. Yani en son Mustafa Getmez'in büyük oğlu. Büyük oğlu. Kim arıyor? Tuncay mı? Özgür aramış. Hı hı. Ha, Tuncay Özgür arıyor. Evet. Peki. Yani şu fırının olduğu, alt kattaki fırının olduğu evin sahibi. Yani evet. Mustafa Getmez'in de oğlu. Büyük oğlu. Peki. Demiş ki kardeşim aradı beni. İşte bizi yaktılar. Herkes bizi söyledi. Kardeş, bacım bizi yaktı demiş. Özge'den bahsediyor. Hayır. Kendi kız kardeşlerinden için. Çiçek'ten bahsediyor. Evet. Diğerlerinden bahsediyor. Evet. Peki. Bizi yaktı demiş. Bana demiş, abi akıl ver. İşte nasıl bir yol çizelim.
Bundan sonra ne yapalım? Çünkü bütün kardeşler demiş, bizi gösteriyor demiş. Biz ne yapacağız? Biraz ağlamış, sızlamış. Abisine böyle biraz yardım istemiş ondan. O da Özgür'den yardım istemiş. Hayır. Abisinden. Tuncay abisinden yardım istiyor. Küçük oğlu. Evet. Büyük. Mustafa Getmez'in çocukları kendi aralarında yardım kendi istiyorlar. Aralarında, evet. Özgür'ü arayıp yani kayınvalidenizin. Büyüğü de Özgür'ü arıyor akşam. Evet. Özgür'e diyor ki durum böyle böyle. Hı hı. Benden kardeşim yardım istiyor diyor. Yani tamam soralım. Kardeşlerim böyle böyle demiş. Özgür, Tuncay seni arayıp sana ne söyledi? Şimdi üvey abi. Hanımefendi beni aradı. Hı. Dedi ki Özgür bu işin aslında saleti ne? Ben dedim ki Tuncay abi sen de biliyorsun. Senin kardeşlerin annemi dedim tehdit ediyordu. Hı. Annem de bunu bize üç kardeşe söylüyordu. Hı. Olay bu. Biz bunu bizim televizyonda dile getirdik. Ondan ama sonra tarumar olacağız. İşte biz ne yapacağız? Onları kullanmış abi biz ne yapacağız demiş. Biz perişan olduk demiş. Çiçek ortalığı karıştırdı demiş. Hı hı. Yani bunun gibi şeyler söylemiş bana Tuncay abinin anlattığı kadarıyla. Şimdi Özgür şu anda senin üvey kardeşin Özge'nin bulunduğu önünde bulunduğu ev sizin üç erkek kardeşin birlikte yaşadı. Daha doğrusu o gün Özkan'la beraber yaşadığınız çocuğunuzla beraber yaşadığınız annenin kaybolduğu sıralarda yaşadığınız ev bu ev değil mi Özgür? Onu bir geri gelip tam orayı göremiyorum. Biraz geri gelsin. Kameraman Bey geri gelsin. Bir binayı bir göreyim de öyle. Bir kameraman bir binayı bir göstersin. Bir binayı göstersin. Yukarı kadar bir Ergün kamera arkadaşım tilt yapsın. Yukarıda bir görelim. Sokağı bir göster. Sen hemen annenin Mustafa Getmez'le yaşadığı evin karşısındaki ev. Özgür. Evet. O ev değil mi? Sizin eviniz. Yani annen kaybolduğu gün. Burası siz, Mustafa Getmez'in evi. Karşısı. Orası Mustafa Getmez'in evi. Şimdi Ergün bu tarafa dönecek. Kameraman arkadaşım sağa dönsün. Ya da bu diğer tarafa dönsün. Bu da senin yaşadığın ev. Değil mi kardeşim? Aşağıda. Aşağısı. Aşağıda. Tamam aşağısı da o evin bina, önündeyiz. Aynen bak şu doğru bina, yer. Evet. Bak Özge doğru yer dedim. Siz burada evet, yaşıyordunuz. Evet, annen evet. Kaybolduğu gün. Bir gün önce zaten size geliyor. Pazar günü bize geliyor. Pazartesi günü annem hastaneye çıkıyor. Hı hı. Ondan sonra annem kayboluyor. Ben şunu düzeltmek istiyorum. Evet. Orada dediniz ki bana işte aynı gün. Ben yeni hatırladım. Aynı gün değil. Bir gün sonra karakola gittim. Şikayette bulundum. Hayır resmi evraklara göre. Annenin, bilmiyorum ben öyle annenin, hatırlıyorum. Hayır ben resmi evrakla konuşuyorum. Özgür. Evet. Annenin kaybolduğu gün yani... O gün çünkü 13'ünde Mustafa Getmez'in Özkan'la birlikte başvurusu var. Bir gün evet. önce kayboldu diyorlar resmi evraklara göre. Ve evet. 12'sinde de yani annenin kaybolduğu günün sabahı daha kimse mevzuyu bilmiyorken senin sabah saat 8'de şimdi, gidip emniyete aynı gün kaybolduğu doğrudur, gün başvurum benim, var. Bu ben, doğrudur resmi evrağı ben yalanlayamam. Ben hatırlayamadım şimdi 6 yıl geçtiği için. Şimdi ona geleceğim. Bu kaybolan, benim annem. Bak, mecbur gideceğim. Ya gideceksin mecbur de. Gideceğim. Bak, mecbur gideceğim. Özgür, ama tabii şüphelerimden ki... dolayı gittim. Neden şüphelendin? Kaybolmuş hastanede yok. Telefonla arıyoruz. Telefona evde çıkıyor. Şimdi bir dakika. Kimliği evde adım çıkıyor. Adım gidelim. Adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Şimdi bu evin altında bir fırın olduğu. Dolayısıyla bu fırında enişten Kumral dedi ki bu fırının altında yakılmış olabileceğini düşünüyor. Annenin öldürülüp olabilir. Sizin olabilir. Evinizin altındaki niye fırında. Olmasın? Niye olmasın olabilir. Ben de düşünüyorum. Zaten ben bu düşünceyi dile getiren benim. Ne zaman? Enişten Kumral Bey'e bunu da söyleyen benim. Allah, peki, canlı yayında da söyleyen benim. Peki özür dilerim ama bunu emniyette neden paylaşmadınız bu bilgiyi? Bu benim dün akşam geldi aklıma. Ben uyumadım o gece. Acaba dedim şimdi ben kurgular kuruyorum. Annem şöyle mi kayboldu, böyle mi kayboldu, cinayete mi kurban gitti derken ben dün gece uyumadım. Canlı yayında da söyledim uyumadığımı. Hı hı. Böyle düşünce geldi aklıma. Bunu söyledim. Bu peki Özgür, Özgür senin yani medyum gibi bazı hislerin olduğu, bu hislerin üzerinden de işte para kazandığın gibi bu, iddialar var. Yapıyor bakın, musun? Medyumluk yapıyor bakın, musun? Ben size şunu söyleyeyim Didem Hanım. Ben bir yapmadım değil. Ama ben hastalanınca sağlık nedenlerimden dolayı ben bunu kapattım. Bundan da eniştemin bilgisi yok.
Neyse, o konuya sonra geleceğiz. Sadece merak ettim Özgür. Şimdi bir bu fırını bir görelim. Çünkü her, yani bu Kumral da bunu düşünüyor. Özgür de bir düşünüyor. Ama bu evde, ya yani bu sizin evinizin iki erkek kardeş Özkan, senin çocukların, Özgür, hepiniz bu evde yaşıyorsunuz. Anneniz öldürülüp fırına atıldıysa, Allah'ım nasıl ya, insandan bahsediyoruz. Bu evde biz yaşamıyoruz. Bakın hanımefendi, biz karşı binada yaşıyoruz. Nasıl karşı binada? O Özge merdivenlerden aşağı indi ya. Geçen programınızda. Ha, bu ev kimin evi peki? O ev Mustafa Gitmez'in evi. Mustafa Gitmez'in evinin altında fırın var. Tabii orada var. Ha, onu söylüyorsunuz. Benim anladım. Benim oturduğum ev binada değil orası. Ben karşı binada oturuyorum hanımefendi. Anladım. O da netleşti. Şimdi şu fırını gösterelim. Mustafa Gitmez'in evinin altında fırın oldu. Öldürülüp o fırında işte yok edildiği iddiası var. Fırını gösterir misiniz? Özge bize göstersene canım, fırın nerede? Bir lede de versenize, ben bir göreyim. Verdiniz, süper. Özge, fırın söyle canım. Didem Hanım, şu an kameramanın gösterdiği nokta fırın olarak kullanılıyormuş, avize fırını. Buradan duyduğumuza göre 2 sene önce kapatılmış. Şu an çalışmıyor. Sizin anneniz 2018 yılında kaybolduğunda Özgeciğim, orada fırın var mıymış Mustafa Getmez'in evinin altında? Evet varmış, aktifmiş, 2 sene önce kapatılmış. Neden kapatılmış? Yani bu arada Mustafa Getmez'in üvey oğlu, pardon, öz oğlu Tuncay kullanıyor değil mi orasını? Avize işi yapıyor. Hayır. Tuncay abi buranın sahibi. Emlak sahibi. Oranın sahibi. Peki, kiracısı kullanıyormuş. Bina Tuncay Getmez'e aitmiş. Fırını kim kullanıyor peki? Mal sahibi peki? Kendisi sadece. Fırını kim kullanıyor canım? Hiçbir bilgim yok Didem Hanım. Fırının sahibi hiçbir kim? Bilgim kim yok. İşletiyor fırını? Hiçbiriniz bilmiyor musunuz? Halas. Peki Kumral, bana şunu söyler misin? Yani bu fırında öldürülmüş olabileceğini Özgür mü sana, oğlu mu sana söyledi? Senin aklın, hanginizin aklına geldi? Hayır, şunu söylemişti bana. Önceden bu evin altında bir fırın vardı demişti. Evet. Ben ne fırını dedim, ekmek fırını falan mı dedim. Yok dedi, bu camları eritilen avize yaparlarmış. Yani Özgür bunu, burada annemin öldürülüp burada yok edildiğini düşünüyorum diyor. Doğru mu? Hayır, onu bana söylemedi de ben biraz kafamdan böyle şüphe düştü. Hiç yok yani bu kadın. Ya Özgür'ün böyle hiçbir zaman Özgür'den bunu duymadı. Şimdi onu bana söylediğinde dedim ki yani bu çok kızgın bir fırın mı dedim. Yani diyelim ki elini fırının içine soktun, yakar mı falan. Dedi çok ısı derecesi çok yüksek. Peki, bir fırın dedi. Özgür, bana bir daha şunu söyler misin? Özkan'ı da... Hanımefendi, ben sizden bir ricam olacak. Benim müsaadem yok. Resmimi kaldırabilir misiniz lütfen? Resminizi zaten gözünüze blur atarak kullanıyoruz. Tamam. Onu boş verin de. Sonuçta anneniz kaybolmuş. Bakın, müsaadem yok. Telefonu, yayını kapatırım. Ama anneniz kaybolmuş kardeşim. Üzerinizi niye saklıyorsunuz ya? Benim istemiyorum.